uygulamamız gerektiğini söyleyen, üstünde düşünülmeyen bir hayat yaşamaya değmez diyen bir adam. Aslında bugün düşünen insanın başına gelenler ya da çarptırıldığı ceza, Sokrates'in çarptırıldığı cezadan farklı değil. Bugün de baldıran zehirini veriyorlar ama biz baldıran zehirini içtiğimizin farkında değiliz. Sorun da bu galiba. Çok güzel bir yorum bu. Çok tebrik ediyorum yani. Ama daha önceleri de Giordano Bruno'da direkt yani yaktılar yani. Bir şey fark etmez yani. Sivas'ı yapmadılar mı? Yani bunlar 35 tabii, tane 35 tabii, tane tabii. Adamı 33 tane insanı diri diri gömmediler mi? Yakmadılar mı yani? Bu bir şey fark etmiyor. Burada çok ciddi anlamda kabul etmek gerekir ki burada devlet var olan sistemi yani kapitalizmi ila nihaye ayakta tutabilmek için elinden geleni yapıyor. Bunu sanatçılar da bunun zorbalıklarına maruz kalıyor. Şimdi şöyle düşünün yani kitap yazıyor adam. Kitabı yüzünden hapishaneye düşüyor. O yüzden son dönemlerde yazıyor gibi yapıyorlar. İçine bakıyorsun hiçbir şey yok. Yani bu işte çok tehlikeli. Aslında rahmetli Aziz Nesin bir yerden sonra hep içeri giriyor çıkıyor giriyor çıkıyor. Bir yerden sonra uzun bir süre içeri girmiyor. Ona soruyorlar. Diyorlar ki hocam siz yani neden bak uzun süre içeri girmediniz? Ne oldu yani? Bir terslik mi var yani? Yok diyor. Terslik yok. Düşüncelerim aynı söylüyorum. Ama hukukçuların söylediği şekilde söylüyorum. Sınırları çerçevesinde. Ne yapsın bu da yani akıllıca. Yani. Çok akıllıca değil. Ne demek istediğinizi anlıyorum. Anladım. Evet kendinizi yani, koruma meselesi evet. Anlamında evet. Ama şöyle yapmam yani ben o da öyle yapmıyordu zaten. Evet. Sadece o mizahına onu yerleştiriyordu. O anlamda hazinesine herhangi bir söz söylemiş değilim. Şöyle yapmam yani ben. Ben bunu söylerim. Başına ne gelirse gelir. Ben yani oturup bir hukukçuya danışmam yani. Ya sen şu daha kardeş benim bir sürü avukat arkadaşım var. Ben Ankara Barosu'nun tiyatrosunu kurdum. burada yani o avukatlara ya bak burada bir ceza verilecek bir şey varsa onu keselim demem ben. Tabii canım hukuk kitaplarıyla doluşacak halimiz yok ama. Ben söylerim. Neticede. Ondan sonra neyde gelimi başıma gelirse de kabulümdür yani. Duydunuz. Özgür, sen şimdi aman Özgür diyorum Özer. Pardon Özer. İki Öz. Evet iki tane yan Özgür araya da evet. Olunca şimdi Özer sen albümü çıkardıktan sonra bayağı bir yerlere bunun dağılımını yaptın. Evet, evet. Arkadaşlardan ne tavırlar aldın, tepki aldın? Ya şimdi Sevinç şöyle. Biz senin alışkınız yani müzikle biz biliyoruz ama evet, evet. Seyirci albümüyle. Yani seninle çok eski bir dostluğumuz var bizim çok çok eski. Yani İzmir'e ilk geldiğim yıllar ki senin çok öncenden de dostluklarımız başka dostlarımız da vardı. Her neyse hepsine böyle hepsi bize çok şey kattılar. Evet. Ya aslında işte ülkeye baktığımızda yani bunu her programa çıktığımda mutlaka söylerim de. Ya bizi besleyen nüveler var. Yani bu ülkenin Yaşar Kemal'leri var. Bu ülkenin Hrant Dink'leri var. Bu ülkenin Edip Cansever'leri var. Cemal Süreyya'ları var. Ahmet Arif'leri var. Beslendiğimiz yer aslında orası. Yani bizi biz eden aslında, bizi var eden aslında. Yani biz derken ben bir bütünü baz alıyorum burada. Bu ülkede acı çekmeyen, hani sevgilisine bile İşte böyle direnir gibi sana aşığım lan yani bunu sunan tamam mı? Yani aldığımız o kültürün aslında bir nüveleriyiz her birimiz. Şarkıları yaparken ya da işte ya şarkılar çıktıktan sonra nasıl bir şeyle hani sonuçla karşılaştın derse. Ya ben dostlarıma dedim ki beni eleştirin. Yani çünkü ben eleştirinin çok önemli bir silah olduğunu, çok önemli bir mekanizma olduğunu düşünüyorum. Çünkü benim daha iyi olmam noktasında ya da yapmış olduğum sanatın daha iyi noktaya getirebilmem noktasında dostlarımın eleştirilerinin her zaman uygun olması gerektiğini kırıp dökmeden tabii. Yani aynı zamanda. Tabii tabii. Çünkü amacımız şey yani hani daha iyiye yönelmek tabii, yani değil mi? Tabii, amacımız tabii. O. Ya oldukça olumlu tepkileri aldım ama ben sadece bunları istemiyorum. Yani bana arkadaşlar burada bu olsun diyebilecek dostlarımın da çıkıp ya gerçekten hani eleştirilerini bekliyorum ki daha iyi noktada daha güzel şeyler başarabilirim hep beraber. Özgür abi çok güzel konulara değince yani bunlara katılmamak hiçbir şekilde elde değil. Hepimiz aslında çok yaralıyız. Çok